Üçüncü madde, oda başkanımızın konuşması. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Meclis Divanım, kıymetli geçmiş dönem oda başkanlarım, sevgili konuklar ve sevgili meslektaşlarım, değerli meclis üyeleri, 15. dönem 3. olağan meclis toplantımıza hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün meclis gündemimizin çok özel bir maddesi var. Çok özel bir gündemle meclisimizi topladık. Meclis gündemimizin bir konu bir konuk bölümünde odamızın seçimle gelmiş ilk başkanı, değerli üstadımız, yeminli mali müşavir Sayın Şahin Gencal'ı ağırlayacağız. Sayın Gencal'dan odamızın kurumsallaşması sürecinde atılan ilk adımları ve o dönemki yönetim kadrolarının özverili çalışmalarını dinleyeceğiz. Değerli başkanımızın anlatımıyla adeta meclisimize, oda tarihimizde bir yolculuk etmiş olacağız. Bu vesileyle kıymetli vaktini ayırarak bugün bizlerle bir araya gelen değerli üstadımız Sayın Şahin Gencal Başkanımız başta olmak üzere, Şahin Başkanımızın öncesinde müteşebbis heyete başkanlık eden de geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan rahmetli andığımız Sayın Tuncer Ergen Başkanımıza, Şahin Başkanımızın ardından sırasıyla görev yapan değerli başkanlarımız Sayın Osman Çetinkaya, Sayın Rahmi Yılmaz, bugün aramızda rahatsızlığı dolayısıyla bulunamayan Sayın Niyazi Pakyüre'ye, Sayın Bülent Çetin'e, Sayın Özcan Pamuk'a, Sayın Ebubekir Şimşek'e, Sayın Mesut Topçu'ya, Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'e, Sayın Doğan Yılmaz'a, odamıza katkılarından dolayı ve kurumsallaşma yönünde attıkları adımlardan dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, kurumsallaşma sadece bir dönem ve sürece ait bir çalışma değil. Atılan ilk adımların ardından günümüze dek temel kurumsallaşma çalışmalarına katkı sağlayacak birçok çalışmayı içermektedir. En son bu hafta gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda gündem maddelerimizden biri de odamıza ilişkin hazırladığımız kurumsal kimlik rehberini yönetim kurulunun onayına sunmak. Artık odamızın tüm yazışmalarında, tüm iş ve işlemlerinde logo, yazı stili Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kurumsal kimlik kitabında var olduğu şekliyle kullanılacak ve bir kurumsallaşma adımı daha atmış olacağız. Meclis toplantımız Sayın Şahin Gencal Başkanımızın söyleşisinin ardından sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam edecek. Serbest kürsü bölümümüzde ise ilk sözü Sen O Süleymansın kitabının yazarı meslektaşımız Sayın Ayhan Demirhan'a vereceğiz. Kendisinden kaleme aldığı kitaba ilişkin bilgi edineceğiz. Değerli meslektaşlarımız, sizlerin de huzurlarında Sayın Ayhan Demirhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sevgili meslektaşlarımız, bir önceki meclis toplantımızdan bu yana geçen süre zarfında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler aslında yönetim kurulu faaliyet raporumuzda odamızın sitesinde yayınlandı ama ben birkaçına huzurlarınızda değinmek ve onlarla ilgili ayrıntılı sizlerle bilgileri paylaşmak istiyorum. Bildiğimiz üzere bahar aylarında odamızın sanat faaliyetleri zirve yapmaktadır. Her dönem böyledir bu. Bu yılda odamızın Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Dansları ve Tiyatro Topluluğunda yer alan meslektaşlarımızın sahne performanslarını hep birlikte izledik. Onlarla gurur duyduk. Odamız adına yaptığı çalışmalardan dolayı meclis huzurunda
kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve odamızın kültür sanatla ilgili etkinliklerinden elde edilen gelirleri her dönem hayır işleri için odamız kullanmaktadır. Bu dönemde böyle oldu. Ada yönetim kurulumuzda daha önceden bildirilmiş olan 4 adet okulumuzdaki dezavantajlı kız öğrencilerimiz için yapılan bu etkinliklerden toplanan 40.500 lirayı ilgili okullara bağışladık arkadaşlar. Buna katkı sundukları için ayrıca gelip etkinlikleri izleyen tüm meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili meslektaşlarım, ülke olarak da son meclis toplantımızdan bu yana önemli bir süreç yaşadık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini ülke olarak yaşadık. Bu süreç içerisinde seçimler sonuçlandı. Sonuçlarının ülkemiz, odamız ve mesleğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Evet, ben hayırlı olmasını diliyorum yine de arkadaşlar. Mecliste çok fazla meslektaşımız temsil edilme, temsil etme imkanı bulamadı. Bunu mesleğimiz adına bir kayıp olarak görüyorum. Gerek o da gerekse meslektaşlarımız olarak en azından Bursa genelinde aday ya da aday adayı olan tüm meslektaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Onların seçilecek yerlerde olması ya da seçilebilmeleri için gerçekten ben meslektaşlarımın katkıları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ama sanıyorum 13 ya da 17 civarında bir meslektaşımız mecliste bizi temsil ediyor. Meslek olarak bizi temsil ediyor, yoksa tüm ülke olarak bizi temsil ediyor aslında. 5 yıl süreyle seçildiler. Umarım meslek için, ülke için ve ülkenin geleceği için faydalı çalışmalar yaparlar. Yine 3568 sayılı yasamızın 34. yıldönümü dolayısıyla yasanın kabul tarihinde bir Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdik. İzmir, Balıkesir ve Bursa Odası'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir resmi Anıtkabir ziyaretimiz oldu arkadaşlar. Ben bundan sonraki yıllarda da bu ziyaretin devam edeceğini söylemek istiyorum. En azından mevcut yönetim anlayışının böyle devam ettiği sürece Anıtkabir'i her yıl bu tarihte ziyaret edeceğiz. İlkelerinin ışığında yolunu aydınlattığı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde meslek yasamızın kabul edildiği tarihte saygılarımızı sunup saygıyla eğileceğiz. Arkadaşlar, Bursa Mali Müşavirler Odası'nın seçimleri, bu dönem seçimlerinde seçimlerinden hemen sonra biz bize ait olan şeylere sahip çıkma ya da sahip olduklarımızın çok beğenmesek de kıymetini bilme yönünde adımlar atmaya başladık. Biliyorum mali tatil konusunda hepimiz çok olumlu düşüncelere sahip değiliz. Ancak ne olursa olsun elimizde olanın kıymetini bilme adına mali tatili odamızın kurumsal kimliğinde fiilen de uygulamaya geçtik. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 Temmuz 20 Temmuz arasında, bu yıl 4 Temmuz 20 Temmuz arasında fiilen uygulandı. Odamızı nöbet haricinde tüm faaliyetlere kapattık. Bu arada ülkenin geçtiği süreci hepiniz biliyorsunuz. Ben konuşmamı çok uzatmak istemiyorum ama bunları söylemek zorundayım. Ülkemizin geçtiği süreci hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Seçime giderken bu arada bir de EYT yasası çıktı ve EYT yasası ile birlikte oda personellerimizin bazıları emeklilik hakkı kazandılar. Önce 31 Mart'ta Sayın Cevdet Çalışkan emekli oldu ve çalışmalarını, odadaki çalışmalarını tamamladı. Burada huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve 31 Temmuz'da da Sayın Devrim Yiğit de
emekli oldu. Odadaki çalışmalarını tamamladı. Ben her ikisine de huzurlarınızda teşekkür edip sizden bir alkış almak istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, kıymetli başkanlarım, bugünkü bir konu bir konuğun aslında temeli şu. Bursa Odası, ilklerin odası. Ben hep şöyle düşünüyorum. Ön tekerlek nereden giderse arka tekerlek de oradan gider. Ben de başkan olarak ilklerin odası olma özelliğinde ilkleri yapmaya gayret edeceğim. Bursa Odası bu dönem ilk defa, Türkiye'de ilk defa olarak 18-19-20 Ağustos'ta bir festival yaptı. BSMMO Fest adı altında. Odanın sosyal medya hesaplarından telefon ya da SMS kanalıyla bütün meslektaşlarımıza duyurduk ve onların katılımıyla bizce çok değişik ve çok keyifli bir 3 gün yaşadık. Festivalde bir çalıştay, etik çalıştayı, workshoplar, atölyeler, doğa sporları ve tabii eğlenceler, canlı müzik performansları ve meslektaşlarımızla da bol bol eğlenme fırsatı bulduk. Daha önceden Mali Tatil'in ilk yayınlandığı yıllarda Bursa Odası'nın benzeşik eğitimleri ya da eğitsel tatili vardı aslında ama bir müddet sonra bu eğitsel tatili yapma fırsatımız olmamıştı. Şimdi yeniden en azından yönetim anlayışının devam ettiği sürece umarım bundan sonraki gelen yönetim ve başkanlar da festivali daha renklendirerek meslektaşların bir arada olduğu, farklı üretimlerin gerçekleştirildiği bir festivale dönüştürerek bu festivali devam ettirirler. Ben festivale katkı veren tüm meslektaşlarıma da huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, bu arada yaz döneminin bitmesiyle beraber yeni dönem faaliyetlerimizi de yavaş yavaş planlamaya ve yeni dönem faaliyetlerimizle ilgili de yavaş yavaş harekete geçmeye başladık. Bununla beraber dün futbol turnuvamızın kaptanlar toplantısını yaptık. Oradaki ufak tefek bazı değişiklikleri yönetim kuruluyla ve kaptanlarla beraber konuştuk. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yıl futbol turnuvası olarak ismi bu olacak. Her yıl bir meslektaşımızın adıyla bu turnuvayı gerçekleştiriyorduk ama bu yıl 100. yıl futbol turnuvası olarak yine aynı sahada futbol turnuvasını gerçekleştireceğiz. Seçildiğimizde ilan ettiğimiz gibi her yıl bir ilçede turnuvanın finalini oynuyorduk. Geçen yıl Sayın Emiris'in vefatından dolayı ilk yılı Gemlik olarak değerlendirmiştik. Bu yıl turnuvanın finali İnegöl'de olacak arkadaşlar. Ve turnuvamız 7 Ekim Cumartesi günü Şükrü Şankaya tesislerinde başlatacağız. Turnuvanın güzel geçmesini, sakatlık yaşanmamasını, meslektaşların sevdikleri aileleriyle birlikte mutlu olduğu bir turnuva dönemi olmasını şimdiden diliyorum. Yine biliyorsunuz bu dönem Malim Şairler Odası akademik odaların dönem sözcülüğünü yürütmekte ve BAOB'un da 100. yılla ilgili faaliyetlerini planlamaktayız. Bu çerçevede 18 Ekim'de BAOB'un orkestrasının auditoriumda 100. yılla ilgili bir konser olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Dönem sözcülüğümüz de devam etmekte. Bir başka uygulamadan daha söz etmek istiyorum sizi çok sıkmadan. Biliyorsunuz daha önce Bilanço dergisini basılı olarak kağıt ortamında hazırlayıp meslektaşlarımıza dağıtıyorduk. Ancak dijitalleşmenin getirdiği yenilikle beraber maliyetlerin ağırlığı odayı bu konuda farklı bir çalışma yapmayı itmişti. Fakat bu yıl yine Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla
100. yıl özel sayısını hazırlayacağız. Ben mecliste ilan etmek istiyorum ki tüm meslektaşlarım, tüm meclis üyeleri özel sayıya ilişkin mutlaka bir öğretim yapmalı ve mutlaka odaya bildirmeli. Tamamını değerlendireceğiz ve 100. yıl özel sayısı basılı olarak, kağıt ortamında basılı olarak basılacak ve dağıtılacak. Kalıcı bir eser olarak da kalsın istiyoruz. Sözlerime burada son vermeden önce ilk dönem için arkadaşlar, bu arada odamızın komisyon çalışmaları ile ilgili olarak da kültür sanat etkinliklerimizin başlamasını planlamıştık. Yine Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk oyunları ve tiyatro topluluğuna ilişkin duyurularımız odanın internet sitesinde SMS'le size duyurulacak. Buna ilişkin duyuruları şimdiden burada yapmış olmak istiyorum. Buraya aktif desteğinizi bekliyorum. Sözlerime son verirken 15. dönem 3. olağan Oda Meclis toplantımızın verimli geçmesini diliyor. Sözü meclis divanımıza, meclis başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Şimdi 4. madde, bir konu bir konuk. Bugün tabii benim için biraz özel bir gün. Şahin Gençal başkanımızla birlikte mesai yaptık. Onun şerefini, onurunu taşıyorum. Elbette tüm başkanlarımız döneminde bir ilkler yapıldı. Herkes elinden gelen özveriyle çalıştı. Ancak tabii bütün şu anki başkanlarımız olayın içindeydi. Belki bazıları o dönemde çırak kalfa dönemini yaşıyor olabilir. Dernek konumundan oda kurumsal yapıya kavuştuğumuzda seçimli ilk genel kurulda yönetime geldiğimizde bir heyecanla yönetimde çalışmaya başladık. Bu manada burada şu anda 5 kişilik yönetim kurulumuz, eski yönetim kurulumuz burada. İşte Şahin Gençal başkanlığında Galip Sarımeşeli, Tahsin Kaya, Osman Yaş Bey, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu açıdan benim için duygusal bir tablo. Evet. Oda kurumsallaşma sürecinde atılan ilk adımlar. İlk adımlar tabii ki o günler tecrübeler yok idi. İlklerin mutlaka zorlukları vardı. O günkü ilkleri, sevinçleri, tasaları, heyecanları anlatmak üzere Sayın Mustafa Şahin Gençal başkanımız. Buyurun. ...50 yıldır siyasetin içindeyim. Bu mikrofona alışıyorum ama buradaki heyecanım, heyecanımı anlatabilme cümlesini kuramayacağım. O nedenle öncelikle yol arkadaşım, 90'dan beri birlikte yönetimlerde beraber çalıştığımız Meclis Başkanı sevgili Halil Erdoğan arkadaşımın bu gerçekten beni çok duygulandıran böyle bir daveti aldığımda sanıyorum 2 ay önceydi. O günden bugüne işte bugün bu heyecanı sonlandırmak için söz almış bulunuyorum. Özellikle kendisine ve kurulda görev alan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elbette odamızın ilkler odası olması bizi çok eskilere götürmüştür. Bu bakımdan şimdi biz çok şanslıyız ama burada bugün iştirak eden arkadaşlarımın da
çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım. Şimdi ilk dönemin yönetim kurulu arkadaşlarım burada. Başkan yardımcısı Galip Sarmeşeli, Sekreter Tahsin Kaya, Sayman Osman Yaş Bey ve yine Sayman Halil Erdoğan. Ben onları kürsüye davet ediyorum. Bu arkadaşlarımın tarihsel bir anının tespiti anlamında huzurunuza çağırmış oluyorum. Şöyle gelin. Ben yanınıza geleceğim. İki uzun adam kenarlarda dursun. İki uzun adam kenarlarda dursun. Şimdi mikrofondan belki sesim gelmedi. Mikrofondan özelliklerini de anlatayım. Galip Sarımeşeli Türkiye'nin en genç yeminli mali müşaviri sıfatına sahip bir arkadaşımız. Evet. Osman Yaş Bey çok akıllı bir meslektaşımız. Çok değerli bir insan. O bu odanın ombudsmanı. Bana göre öyle. Halil Erdoğan beyefendi duruşuyla 33 yıldır bu odaya damga vurmuş bir arkadaşımız ki hak ettiği onursal görevi de şu anda üstlenmiş durumda. Onu da kutluyorum ayrıca. Tahsin Kaya Acul bir arkadaşımızdı. Ben bir hafta sürer dediğim dosyaları bir bakıyorum, başkan bitti dediği günleri hiç unutmuyorum. Öylesine acırlıkta biz büyük işler başardık. Bir fotoğraf almanız için onların ortasına gidiyorum. Evet. Değerli arkadaşlarım, Yahudiler bir iş kurarken önce mali müşavirlerini tayin ederler. Sonrasında da bir hukukçuyu tespit edip öyle iş yeri açarlar. Yahudiler akıllı insanlar. Bir işin yürüyebilmesi için mutlaka ama mutlaka bir muhasebecinin, bir mali müşavirin, bir ekonomistin hemen sağ kolu olmasını birincil ödev olarak ilkelerine benimsemişler. Kim Yahudiler? Hepiniz biliyorsunuz. Tekrar edeceğim belki ama şöyle dünyanın en büyük 10 şirketini düşünün. Bunlardan birkaçını söyleyeyim. Pek ünlü değildir. Piyasada adı geçmez ama Action diye bir petrol şirketi var. Dünyanın en büyük firmalarından biridir. Yellowstone gibi bir firma var. Gene çok ünlü değildir. Coca-Cola bilinir. Apple biliyorsunuz. Dünyanın en ünlü firmalarından biri. 10 firmanın, dünyanın en büyük 10 firmasının 8'inin başında CEO olarak Yahudi kimlikli kişiler bulunmakta. Yahudiler bu meseleye bu kadar önem verirken Türkiye ne yaptı? Türkiye bu işte çok geri kaldı. 1932 yılında yasamız teklif edildi. Ancak 57 yıl sonra yasal statüye kavuştu. Bu arada değerli Atatürk büyük dahi öyle diyeyim. Daha Cumhuriyet'in
ilk 6 ay içinde çok iyi biliyorsunuz İzmir İktisat Kongresi'ni yaptı. Orada aslında bütün kararları aldı. Ama meclise baktığımızda görüyoruz ki meclisin büyük çoğunluğu iki kesimin hegemonyası öncelikli. Avukatlar var, mühendisler var. Yakıp yıkılan bir ülkenin elbette mühendislere ihtiyacı vardı. Onlar olacaktı. 1924 Anayasası'nın kabulünden sonra Türkiye'de hukukun yerleşmesi anlamında avukatlar da olacaktı. Bu iki kesim mecliste çoğunluğu teşkil ediyordu. Kalan kısım ya esnaftı ya serbest meslek erbabıydı. Biz çoğunluğu daha sonra iktisatçılar ve ekonomistler olarak çoğunluğu 60'lı yıllardan sonra elde etmiş olduk. Dolayısıyla böyle geri kalmışlığın sürecinde 57 yıllık maceranın belki Guinness Rekorlar kitabına geçmiş olabildiğini de düşünüyorum. Teklif edilip de 57 yıl sonra çıkan bir yasa belki onların da dikkatini çekmiş olabilir. Tam olarak bilmiyorum, bakmadım ona ama böyle olabileceğini de tahmin ediyorum. İşte bu süreçte biraz geriden başladım, bir örnekle başladım. Bu kolay kazanılan bir şey değildi. Satır başlarıyla çok detayına gitmeden, zamanımız yok çünkü, çok detaya gitmeden bu süreci anlatmaya çalışacağım. 86 yılında ben Bursa'da işte muhasebe bürosu olan sıradan 50 kişiden biriydim. Yıl 75. Teşekkür ederim. İstanbul'dan bir değerli arkadaşımın davetiyle Ankara'da Yüksek Ticaret Mektebi'nde tüm Türkiye illerinin katılacağı bir toplantıya davet edildim. Bursa adına davet edildim. Kim diye sorduğumda Türkiye Muhasebeciler Birliği Derneği'nin bir toplantısıydı. 25-30 vilayetin katılacağını söylediler. Yüksek Ticaret Mektebi'nde yapılan 3 günlük toplantının ilkinde tartışmalar oldu. Son gününde seçim oldu ve yönetim kuruluna Bursa'yı temsilen, sizleri temsilen seçildim. 2 gün sonra da toplanan yönetim kurulunda genel sayman olarak görev aldım. Genel saymanlık görevim 3,5 yıl sürdü. Bu süreçte yasa hazırlıkları çok hızlı bir şekilde tüm Türkiye'ye yayma adına bütün görev alan arkadaşlarımız çeşitli bölgeleri paylaştık. Ben Karadeniz bölgesinden sorumluydum. Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin yörelerinde çalıştım. Bir küçük anekdot aktarayım. Yani mesleğin kazanımında nedir, ne değildir, ne zorluklarla karşılaştık. O anekdotları ara sıra onu söyleyeceğim. Yaşamımızdan kesit olarak. Şimdi ben Artvin, Rize'yi örgütleyerek bölge toplantısı için Trabzon'da Genel Başkanımız Ziya Disanlı'dan telefon aldım. Trabzon'da bölge toplantısı olacak. İstanbul ekibi de Trabzon'a gelecek. Biz de Artvin ve Rize temsilcileri olarak Trabzon'da bir araya geleceğiz. Fakat bir gün önce çok büyük bir yağmur yağdı. Ben Trabzon'a toplantıya katılmak için yola çıktığımda Akçaabat'ta yol kesikti. Aynı şekilde öbür tarafta Ziya Disanlı ve ekibi, genel başkan ekibi, onlar da aynı şekilde yolların kesik olduğunu haberleri geldi bize. Ne yapalım? Ama Trabzon'da toplantı mutlaka olması gerekiyor. Ertelemek mümkün değil. Bir daha bir araya gelmek de mümkün olmuyor. Dolayısıyla Sürmene'den Trabzon'a kadar 5 kilometrelik yol kıyıdan çıplak ayakla yürüyerek orada bizi bekleyen bir araba alarak toplantıya yetiştirdi. Ziyalar da bir kayıkla o kesik yolu geçip Trabzon'da bir araya geldik. Böyle enteresan ama mutlaka hedefe ulaşmada
bütün arkadaşlarımızın özel gayretleri var. Bu arada yönetim kurulunda yasa taslağı hazırlıkları var. Teknik insanlarla görüşüyoruz. Yasa hazırlığı da başlamış vaziyette. Tartışmalar var. 70-80 maddelik bir yasa. En nihayet belirli bir noktaya kadar geldi. Bu arada grup başkan vekilleriyle görüşüyoruz. İşte SHP'den Hikmet Çetin ve Birgen Keleş, yanılmıyorsam MHP'den rahmet diliyorum Alparslan Pehlivanlı, onun çok gayreti olduğunu burada ifade edeyim. Deli dolu bir milletvekiliydi. Ben dedi tek başıma kalsam dedi bu yasayı çıkarırım demişti, hiç unutmuyorum. Sonra bir trafik kazasında vefat ettiğinde çok üzülmüştük. Çok gayreti oldu. Yasa taslağı 65 madde olarak hazırlandı arkadaşlar. Bunu direkt bakana götürmek mümkün değil o günkü koşullarda. Gelirler Genel Müdürü en yetkili kişi, bakandan sonra en yetkili kişi rahmetli Altan Tufan. Biz bu 65 maddelik yasayı taslak halinde götürdük. Tam kapıdan içeri girerken Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sayman ve Genel Sekreter olarak kapıdan içeri girerken şöyle bir baktı bize, yanında da bir müsteşar vardı. Şöyle baktı ve dedi ki üç kağıtçılar geliyor dedi. Güya espri yaptı ama öyle bir kelime ağzından çıktı. Genel Başkanımız Ziya Dişanlı çok tepki verdi ve hemen döndü. Kapıya kadar geldik. İşte Ümit Özer vardı. Rahmet diliyorum. Bir de işte Ankara'dan Alırza Ürtüver arkadaşımız vardı, yine başkan yardımcısı. Ben Ziya'nın elini tuttum. Dur bakalım dedik. Hemen kapının önünde eğer Altan Tufan'ın önünden böyle kalkarsak bize bir sene daha geri attırır düşüncesiyle tekrar geri döndük. Ve bize şunu söyledi, masaya geçtik. Dedi ki buradaki demokratik gibi görünen, onlar bizim haklarımızdı. Demokratik görünen haklar bizim haklarımızdı. Meslek yıllardır özlemini çektiğimiz meslekle ilgili haklarımızdı. 20 maddeyi çıkaracaksınız dedi ve bakanlığa onun isteği doğrultusunda 45 madde artı 5 madde, değil mi Tahsin, yanlış hatırlamıyorsam 45 ana madde ve geçici 5 madde ile 50 maddelik bir şey yasada, işte 28 Haziran 1989 tarihinde yasal kimliğe kavuştuk. Geçici dönemi var. Kurulumuzun geçici dönemi var. Burada rahmetle anıyorum. Ölene kadar büyük bir dostluk. Rakip olduk ama çok büyük bir dostlukla birlikteydik. Her ay görüşüyorduk. Rahmetli Tuncer Ergen'i burada huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Anısına saygı duyuyorum. Aynı şekilde o dönemin yönetim kurulunda görev alan, genç yaşta kaybettiğimiz Süleyman Fidan'ı da burada rahmetle anıyorum. Orhan Gönen yönetimde miydi geçici kurulda? Evet, Orhan Gönen. Şimdi bir Harun Akın'la bir de Lütfiye Eroğlu mu vardı? 5 kişi. Evet, 5 kişi. Hüsnüye Eroğlu, pardon. Onla o iki arkadaşımı da selamlarımı iletiyorum. Bu süreç çok sıkıntılı bir süreçti. Tuncer Bey üye kaydetme adına gece uyuyamadığını bana dile getirmişti. Bana 1050 üyeyle odayı teslim etti. Ve çok dikkatli bir insandı. Bürokrasiden de geldiği için parasal olaylara çok dikkat ettiğini daha sonraki dönemde çok iyi anladım. Bize yanlış hatırlamıyorsam, arkadaşlarım burada, saymanlarım burada, 90 bin lira gibi bir parayla bize kasayı teslim etmişti.
elinde olmayan nedenlerle zamanı olmadığı için biz oda binasını işte köhne bir yerde kırık bir masa, birkaç tane sandalye, eski bir daktilo ile aldık. Çok kısa zamanda yönetim kurulunun galiba 3. veya 4. toplantısında bina almaya karar verdik. Bazı arkadaşlarımız ya bu parayla bina alınır mı diye karşı çıktılar. Ama işte herkes burada arkadaşlarım tanıktır. Biz cesaret ettik. Olmasa cebimizden öderiz noktasına da geldik toplantılarda. Evet, gücümüz vardı. Ödeyecek gibiydik. 215 bin lira 215 30 bin mi? 215'e binayı aldık. 35 bin lirada masrafla biz 250 bin lira o günkü koşullarda, yani kalan kısmı 90'ın üzerindeki 165 bin lirayı da biz o günkü olanaklar içinde üyelerimizden tahsil ettik çok rahatça. Madem oda binasını aldınız, seve seve veririm diyen üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Aradan 33 yıl geçti. İşte salonda bulunan yaş olarak benden de büyük değerli Ali abim bir emektar, bir emekçi. Kendisini burada kutluyorum. Benim zamanımda 4 yıl, benden sonra da belki bugüne kadar o da emekçisi olarak hiçbir şey talep etmeden büyük özveriyle basın yayın komisyon üyeliğimizi yaptı. Kendisi de bugün katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Değerli oda başkanı arkadaşlarım, beni çok onurlandırdınız. Benden sonra sevgili Osman kardeşim, işte hepiniz, Rahmi ile uzun zamandır görüşmemiştik. Şimdi gördüm, kendisi hiç büyümemiş. Çok hoşuma gitti. Şimdi tabii oda başkanlarının karakteri vardır. Mesela Bülent Çetin diye aklınıza ne geliyor onu bilmiyorum. Ama Bülent Çetin odada 24 saat vakit geçirecek kadar 3 dönem odaya vakit ayırmış biri. Sadece yatmaya gittiğini de dedikodusunu yaptılar. Öyle değil mi Bülent? Sadece yatmaya gidiyormuşsun. Ama bu enine karşı bir ende benim. Ben en az odada bulunan bir arkadaşınızım. Yorumu size ait, onu bilmiyorum. Ben de en az odada vakit geçiren biriyim. Birçok arkadaşımın emeğine de buradan bir kez daha, benden sonrakiler için bir kez daha şükran duygularımı ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, oda başkanımız çok uzattı. Bana söz verdi ama 20 dakika konuştu. 10 dakika dedik. Ben 10 dakikayı bir gün alacağım senden. Şimdi çok merak konusu olan ve tartışılan orijin noktası da ben ve arkadaşlarımın olduğu çağdaş grup meselesi var. Çok tartışılan dediğim şu, baştan onu söyleyeyim. Bir gün Osman Yaş Bey'den dedi ki abi odada bir çağdaş grubun toplantısı var. Bir arkadaşımız çağdaş grupla ilgili konuşma yaptı dedi bana. Ya o çağdaş grubuyla ilgili kim konuşma yapar? Konuşma yapacaksa önce benim yapmam ve arkadaşlarımın yapması, odağında bulunan insanlar yapması gerekirdi. Falanca kişi deyince hiç sesimi çıkarmadım. Tabii üzüldüm. Niye böyle oldu diye. Hemen onu izah edeyim. İkinci dönemde Gönen'de bir toplantı yapıldı. Toplantıda galiba dar anlamda yapıldığı için sadece oda başkanları düzeyindeydi. İçinizde benimle gelen var mıydı Gönen'de? Yoktu değil mi? Ben hatırlamıyorum Halil. Hiçbiriniz yoktu. Yalnız ben vardım. Nurettin İzmir oda başkanı, Nurettin Yahya Arıkan İstanbul oda başkanı, Ankara oda başkanı Mehmet Çelik, Balıkesir Oda Başkanı Ufuk ve Beykan ve Ufuk vardı. Orada bir gecelik bir toplantı yapıldı. Toplantıda bu konuşuldu. Çağdaş grubun Türkiye genelinde çağdaş grubun kurulması konusu konuşuldu.
İsim babası rahmetli Ufuk Çetin'dir. Çağdaş grup adını koyalım diyen odur. Net bu. Beykan Saltık o zaman oda başkanıydı. TÜRMOP düzeyinde seçimi kazandığımız zaman Eresin Otel'de yaptığımız toplantıya Tahsin ve Galip beraber gitmiştik. Bülent de bizimle beraber gelmişti. Eresin Otel'de genel başkanımız Mustafa Özyürek, Masum Türker, oda başkanı Yahya Arıkan ile beraber 7-8'li bir grupta Çağdaş ismi onaylandı, karara bağlandı ve biz Bursa'ya geldiğimizde Bülent Çetin'i Çağdaş grubun kurucusu olarak atadık. Özet bu, özeti bu. Bunun ötesinde bir şey yok. Farklı şeyler duyduğum zaman hakikaten üzülmüştüm. Bu özeti bu. Yani çok kısa özeti bu. Detayları vardır ama özeti bu. Öyle değil mi Bülent? Evet. Oraya geleceğim. Türkiye genelinde birinci dönemde biz bir şeyler yapma gayretindeydik. Bursa büyük oda. Bana göre hep söylüyorum, yakın arkadaşlarım biliyorlar. Bana göre Bursa odası Türkiye'nin ikinci büyük odası diyorum. Neden? İstanbul'dan sonra ikinci büyük oda. Neden? Türkiye'nin dört devi burada arkadaşlar. Tofaş burada, Renault burada, tekstil burada. Bir de bunların yan sanayi burada. Dolayısıyla dört dev burada. Ve İstanbul'dan sonra en çok yeminli mali müşavir de burada. Değil mi Osman'cığım? Sanıyorum öyle. Ankara'da azdır. Ankaralılar vardır da azdır. İzmir'de öyle. Bursa böyle bir kent. Böylesine bir kent ilk dönemde bir şey yapmalıydı. Ne yaptık? Çanakkale'de tüm Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen büyük bir toplantı yapıldı Çanakkale'de. Gelenleriniz bilir. Biz ne yapalım diye aktivitemizi mutlaka ortaya koyma adına Bursa Odası'nın ürettiği ve tüm Türkiye'nin gönlerinde yer alan her şey insan için, her şey meslek onuru için özdeyişini Hürriyet Gazetesi'nin tam sayfa ilanında majuskül harflerle en alt kısımda bu yazıyı yazdırdık. Hürriyet Gazetesi o zamanlar 400 bin, 500 bin satan bir gazetenin ana sayfasında, orta sayfasında, en alt kısımda böyle bir majuskül harflerle yazılmış Bursa Odası'nın bir özdeyişiydi. Daha sonra tüm Türkiye'nin gönlerine hep bu kelime kullanıldı. Bu bizim birinci başarımızdı. İkinci dönem için atlayarak söylüyorum. İkinci dönemde de bir şeyler yapmamız elbette gerekiyordu. Gökova'da Tahsin vardı, Galip vardı. Gökova'da yine Türkiye'nin katıldığı bir oda başkanları toplantısı yapıldı. Tabii büyük odaların şöyle bir duruşu vardır. Her şey bizde olsun. Biz yapalım. Bizim öncülüğümüzde olsun gibi şeyler, istekler öne geçmişti ama o gün bilmiyorum, konuşmaların şeklini çok unuttum tabii. O dönemde biz ısrar ettik ve dedik ki Bursa'da olacak bu toplantı dedik. 92 yılının galiba Eylül ayıydı. Bursa'da Yıldız Otel'de, Yıldız Otel'di değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Yıldız Otel'de tüm Türkiye'nin katıldığı oda başkanları toplantısı oldu ve ilk Mustafa Özyürek, ilk büyük başarıyla kazandığı ilk yönetim kurulunu Bursa Odası'nda açıkladı. Ve ondan sonra o dönemde biz Bursa Odası olarak yük aldık. Genel koordinatörlüğünü kısmen ben, tamamen demeyeyim de kısmen ben üstlendim. Neden? Şöyle oldu. Ankara ile İstanbul, birçok eski arkadaşlarım bilir. Ankara ile İstanbul arasında öyle bir çekişme var ki İstanbul diyor ki ben dukalığım. Yani dukalığı biliyorsunuz. Yegane ve tek işte prenslik veya krallık gibi. Bu dukalığı kimseye kaptırmam. Ankara'dan hiç kimse istemiyorum. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar.
şeye aykırı, etik kurallara aykırı. Her şey Ankara'da pişiyor. Tava Ankara. Ya bakanlık orada. Genel müdürlük orada. Her şey orada. Siz tutacaksınız. Ankara'dan yönetim kuruluna kimse olmasın. Denetim kuruluna kimse olmasın. Disiplin kuruluna kimse olmasın. Böyle bir şey olamazdı. O dönemin yöneticileri. Kınamıyorum. Yahya benim yol arkadaşım, dostum. Ama öyle direttiği noktada genel başkan gece saat 2'de bana dedi ki sen bu işi halledersin. Ben uyuyorum dedi. Sonra Mahsun Bey'le beraber biz bir odaya çekildik. Yahya Arıkan'ı almadık. O gelmedi. Birkaç kişi vardı ve biz o dönemde, uzatmayalım, detaya gerek yok, biz o dönemde Dilaver Ergin'le iki arkadaşımızı, biri disiplin, biri yönetim ve biri de denetim olmak üzere üç kişiyi Ankara'dan yönetimlere sağlamış olduk. Şimdi böylesine etkin bir girişimimiz yönetsel anlamda oldu da demin başkan işte ilklerin odasıyız falan deyince aklıma geldi. Galiba 8 dalda ilkleri gerçekleştirdik. Hepsini hatırlayamıyorum ama ilk oda binasını Bursa Odası aldı. İlk bülteni biz çıkardık. İlk almanağı da biz çıkardık. İlk kooperatifi biz çıkardık. Kaç tane oldu? 5 tane mi? İlk resmi plakalı arabayı biz aldık. Değil mi Halil? Resmi plaka araba bizden örnek alınarak emsal gösterin. Ama burada bir bakanlıkta bir mücadelemiz olmuştu. Yine o dönemin siyasileri çok destek alarak bunu sağlamıştık. Galiba işte 8 dalda bir efendim ya temsilcilik de vardı. İşte 8 dal. Şimdi gazetecilerin kulakları deliktir. O zamanlar Bursa'da sadece flash televizyonu var. Osman da siyasetin içindeydi, biliyor. Yılmaz Tunca kulakları için aslında hala program yapıyor. Abi dedi, bir şeyler duydum dedi. Seni programa almak istiyorum dedi. Tek televizyon var, ben oda başkanıyım tabii ki. Çok yönlü gitmek istedim. Beni programa çağırdı. Dedi ki, siz Türkiye'de 7-8 dalda ilkleri gerçekleştirmişsiniz. Bu haberler bize geliyor. Buna ilişkin bir program yapacağız. Tamam. Gittik bir saatlik bir programda bana şunu sordu. Dedi ki bu başarıyı kime borçlusun? Dedi. Ben de dedim ki arkadaşlarıma borçluyum. Her biri oda başkanlığı yapacak. Demin kürsüye davet ettim, gördünüz. Her biri kendine özgü oda başkanlığı yapacak bir blokla çalıştım ben. Yani şanslı bir oda başkanıyım. Herkes bu şansa sahip olmuyor. Ben oda başkanlarımın içinde arkadaşlarım sayesinde en şanslı. Ben sadece abilik ettim. Dolayısıyla bu başarıyı onlara borçluyum dedim o programda. Ne kadar zamanımız var başkan? Başkan 15 dakika. Eski ile ilgili unuttuğum bir şey varsa düzeltin beni veya ilave edeyim. Ama yeni de bir şeyler söyleme. Efendim kaç dakika var? 15. Saat kaç? 5.15. Tamam, 15 dakika. Yeni ile ilgili bir şey daha söyleyip çok da zamanım yok. Buradan ayrılıp çok önemli bir toplantıya katılacağım. Yoksa bu salondan en son çıkacak olan benim. O kadar mutluyum ki içinizden en son salonu terk edecek benim diye düşünüyorum. Ama zorunlu bir nedenle ayrılmak durumunda kalacağım. Şimdi ruhsat törenlerinde yöneticiler, Sayın Başkan beni davet ediyor. Ruhsat törenlerine geliyorum. 250 ve 300 civarında yeni üye katılımı var. Yeni üye ile ilgili teknik bir şey söyleyecek
durumda değilim. Çünkü şimdi bu salonda olduğu gibi hepiniz benden her bakımdan öndesiniz. Şu salonda herkes her bakımdan benden önde, ama benden önde olamayacağınız bir şey var. Tecrübe. Tecrübe. Sadece o bakımdan sizden öndeyim. Şimdi yeni ve genç jenerasyona öğretebileceğim hayat dersidir. Başka bir şey değildir. Onlara şunu söylüyorum. Biliyorsunuz da tekrar olacak. Onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki iyi bir meslek sahibi oldunuz. Müşteri portföyünüz üst düzeyde. İyi para kazanıyorsunuz. Akşam eve gidiyorsunuz. Sabah işinize geliyorsunuz. Adam olduğunuzu zannetmeyin. Sırf bu nedenle para kazanıyorum, adamım demeyeceksiniz. Ya ne, nasıl adam olunur? Onu söylüyorum. Diyorum ki mutlaka ama mutlaka, mutlaka ama mutlaka kafanıza yatan bir partiye gidin, üye olun. Ya ben siyaset yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman gidin, gidin mutlaka ama mutlaka ister Kuş Sevenler Derneği olsun, 10 tane 15 tane derneğe üye olun. Bakın Belçika'da 20 tane derneğe üye olmayan adamı adamdan saymıyorlar ya. Ben gittiğim zaman orada bunu sorduğumda aynen bu karşılığı aldım. Yani 20 tane derneğe üye olmayan adamdan saymıyorlar. Gençlere bunu söylüyorum. Dolayısıyla siz herhangi bir derneğe üye olduğunuzda mutlaka bir şey veriyorsunuz. Ama bir şey de alıyorsunuz. Mesela ne kazanıyorsunuz? Bu gibi yerlerde ne kazanıyorsunuz? İnsan ilişkileri noktasında büyük bir değerler sistemini mutlaka bu alışverişten kazanıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, vicdan diye bir şey var. Utanma duygusu diye bir şey var. Utanma duygusu dediğimiz şey bugün ne yazık ki ülkemizde duygu kaybına uğrayan, en çok tahrip edilen utanma duygusudur. Ben gençlere, ana babalara, annelere, babalara diyorum ki okul eğitimini bir kenara bırakın. Çocuklara utanma duygusunu mutlaka öğretin. Utanan çocuk vicdanlıdır. Eğer bir insan utanıyorsa ve vicdanlıysa zaten ahlaklıdır. O hiçbir zaman koşullar ve şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman hata yapmaz diye düşünüyorum. Bizim mesleğimiz çok insan ürettiğini düşünüyorum. Şimdi ben il başkanlığı yaptım siyasette. Niyazi Pakyürek il başkanlığı yaptı. Hayrettin Çakmak il başkanlığını yaptı. Sedat Yalçın il başkanlığı yaptı. Milletvekillerimiz var. Niyazi Pakyürek var. Hayrettin Çakmak var. Sedat Kızılcıklı var. Mehmet Emin Tutan var. Ali Nur Aktaş, gurur duyduğumuz bir meslektaşımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bülent Hamdi Cingil, Yenişehir Belediye Başkanımız. Ramazan Altınöz, Yıldırım Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir arkadaşımız. Bunlar gurur duyduğumuz meslektaşlarımız. En yukarıda Tansu Çiller var. Yeminli Mali Müşavir olarak Tansu Hanım bizi temsil etmiştir. Mesleğimiz insandır. Mustafa Özyürek genel başkan yardımcılığı yapmıştır. Masum Türker'i yakinen biliyorsunuz. Genel başkan olarak uzun yıllar siyasette yer almış bir büyüğümüz. Öyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu meslektaşımız tabii. Şimdi böyleyiz de bazı durumlarda, yani toplum olarak bazı şeyleri görememek noktasında bir konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yani dünya ile ilgilenmemiz gerekiyor. Sadece derneğe üye olup, siyasete üye olup işimiz bitmiyor. Mesleğimizi sürdürürken bütün antenlerimizin açık olması konusunda mesleğimize yakışan bir tavır ve duruş olarak diye görüyorum. Bu bakımdan dolu olmalısınız. Mesela bu bakımdan dünyada ne oluyor diye baktığım zaman ben dünyada şimdi şu anda
çok gizli, çok önemli şeylerin döndüğünü düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, dünyada her şey, yani yer kürede kuzey kutup, güney kutup, doğu, batı, kaç ülke var? 198 bildiğim kadarıyla. 198 ülke dahil. Dünyada ne oluyorsa her şey, ama her şey İngiltere'de planlanıyor. Ne diyorsun Şahin abi? İzah edeceğim. İngiltere'de planlanıyor. Planlanan bütün ne varsa, hangi ülkede operasyon, hangi ülkede nasıl davranılacak, ne varsa tümünün vurucu güç olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanıyor. 3,5 milyonluk vurucu gücü var. Onun tarafından uygulanıyor. Ama işin bir ilginç boyutu var ki, bir üçüncü ülke var ki, 8 milyonluk ülke var ki, bütün bunların hangi ülkede uygulanacağına ilişkin İsrail karar veriyor. İsrail karar veriyor. Ya ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Gerçekten öyle, bakın, irdeleyin, biraz bakın, dünya siyasetine bakın, inceleyin, göreceksiniz. Niye böyle biliyor musunuz? En başta İsrailleri söylemiştim, sonunda da onlarla bağlamak istiyorum. Bakın, son 100 yılın 100 bilim adamının 80'i, başta Einstein olmak üzere, 80'i Yahudi kökenli, 80'i Yahudi kökenlidir. Bulunan bütün yeniliklerin, bütün icatların ana ve temel unsuru Yahudi kökenli bilim adamlarının yaptığı laboratuvar deneyimlerinin sonucudur. Ya siz, telefon elimde değil, ben şu kullandığımız akıllı telefonu dünyanın 8. harikası olarak görüyorum. Kim buldu bunu? Finlandiyalı Amerikan vatandaşı ama Yahudi kökenli Steve Jobs. Steve Jobs buldu. Onun eğitimini de görürsünüz, araştırırsanız. Onun eğitimini de annesi çok özel bir şekilde büyüttüğü bir çocukmuş. Şöyle, bir gün karı koca tatile gitmek istiyorlar. Steve Jobs'un anne babası tatile gitmek istiyorlar. Anne diyor ki, ben gitmiyorum, çocuğun yaz dönemi çalışması var diyor. Ben gitmiyorum diyor. Baba gidiyor, anne gitmiyor. Anne özel olarak ilgileniyor. Çocuk biraz tam gelişmemiş tipi verdiği için ilgilenmek ihtiyacını duyuyor. Ve onun eğitimiyle yaz dönemi, yazlar, yani sonraki yazlar döneminde de Steve Jobs'la ilgileniyor ve ortaya böyle bir dahi çıkmış oluyor. Başkanım, zamanı hatırlatayım. Evet. Çünkü soru cevap gibi bir bölüm düşünmüştünüz. Bilmiyorum. Evet. Vakit kalacak mı? Yıllarca ömrümüz 68 kuşağı insanı olarak, son şeyim şu olacak. Yine de bir hatırlatma babında tabii, yani olayların içinde nasıl durmalıyız, ne olmalıyız anlamında bir abiniz olarak söylüyorum, affınıza sığınarak. Şimdi ömrümüz 68 kuşağı olarak, ömrümüz emperyalistlerle mücadeleyle geçti. Hala da öyle. Demokrasiye inanan bir insan olarak tabii ki emperyalizme karşıyız. Hepimiz karşıyız. Ama bir tarafta da Amerika'ya karşı olmakla, o dönemin insanı olmakla beraber Amerikan hayranlığım devam ediyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Hayranım yani. Ne bakımdan diyeceksiniz. Ya ülke, Amerika ve benzeri ülkeler halklarını 3K ile yönetiyorlar. 3K. 1. Kurumlar ülkesidir. 2. Kurallar ülkesidir. 3. Kurullar ülkesidir. Amerika ve benzeri ülkeler halklarını bu şekilde yönetiyorlar. Bu şekilde yönettikleri için de hep liderler. Biz neye olmayalım diye bunu anlatıyorum. Olabiliriz. Ya biz ekonomistiz. Siyasal erke yön veren insanlarız. Biz kimiz diye sabah kalktığınızda soru sorun. Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Önemli sanayicilere akıl vermiyor musunuz? Ya Türkiye'yi yönetenleri yöneten insanlarız. Bunu bilin. Son cümlem bu.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Dediğim gibi bu salondan en son ben ayrılacaktım ama erken kalkmak zorundayım. Çok teşekkür ederim. Başkanım sevgili, sizi bırakmıyoruz. Sevgili eski başkanlar, Ahmet sen de katıldın. Baştan görmemiştim. Teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım şimdi bu... Bir iki soru alabilirim. Bir beş dakika daha. Tamam. Bir şey sormak isteyen olursa. Evet ben bu arada sorular olacaksa bu arada bu başkanımız bu konuşmanın kayda alınıp müzede muhafaza edilmesi ile ilgili bir önerisi var. Saygı duyuyoruz. Çünkü aramızdan ayrılan birçok arkadaşımız da var. Kayıtlar kalıcı olabilir veya yazılar. Ayrıca kurumsal yapının oluşumunda geçmişten günümüze gelişmeler, oda başkanları ile söyleşiler, ilginç olaylar belgesel olarak yapılsın ve oda da muhafaza edilsin şeklinde Şahin Başkan'ın bir önerisi vardı. Bu öneri daha önce görüşüldü. Hüseyin Halil Başkanımız böyle bir çalışmanın başladığını söyledi. Umarım yakın zamanda bu konuda emeği geçen tüm başkanlarımız ve arkadaşlarımızın yer aldığı bir belgesele kavuşuruz ve genel kurullarda bu gösterilir. İşte prontorlarda döner. Evet. Buyurun. Buyurun başkan. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Konuyu açtınız. Başkanım izniniz var mı? Buyurun. Buyurun. Ne demek? Sevgili meslektaşlarım aslında bu dönemin özel bir projesiydi. Ben ilk seçilmiş başkanımız Şahin Bey'le bunu paylaşmıştım. Ve aslında odanın bu konudaki işlemlerini yapan firmayla da ufak ufak bu görüşmeleri yapıyordum. Madem açık oldu, madem herkes duydu artık, evet odanın böyle bir çalışması yapılacak. Planlamalarımız içerisinde yönetim kuruluyla ayrıntılarını konuşacağız. Ben aslında bazı kayıtları aldırdım da eski başkanlarımdan, eski yönetim kurulu üyelerimden bu konuda ziyaret taleplerimiz ufak ufak olacaktı. Bunu hani sanki işimiz bitti de böyle bir şey alınıyor gibi kimse algılamasın. Odanın kurumsal hafızası da oluşsun istediğimiz için böyle bir çalışmamız olacak. Göstereceğiniz anlayışa da şimdiden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Yani benden sonraki arkadaşlara tabii bu konuyu çok açtım sağ olsunlar. Özel şartlar veya genel şartlar çerçevesinde yerine kim niye getirmedi diye herhangi bir asla öyle bir şeyim olamaz. O günkü durumda olsalardı zaten yapmış olmalarını görecektik ve yaparlardı zaten. Hiç tereddütüm yok. Arkadaşlar söz uçar yazı kalır. Belgesel olmadan hiçbir şey olmaz. Belgelemeliyiz her şeyi. Şimdi çok değerli kardeşim Niyazi Pakyürek keşke bugün gelebilseydi ama hasta. Yani onun Tuncer Bey dışında hepimiz yaşıyoruz. Oda başkanları olarak. Bunun belgesel hale dönüştürülmesi gerekiyor. Ya ben şimdi rakip demeyeceğim de demokrasi mücadelesiyle karşı karşıya kaldığım arkadaşlarım olmuştur. Ya Niyazi Pakyürek burada hasta olduğu için ve gelemediği için onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani söylemek yeni hatırladım. Yoksa konuşmam içinde söylerdim. Ben il başkanıyım. Niyazi Pakyürek de il başkanı. İkimiz aynı dönemde il başkanlığı yaptık. Olay TV'de stüdyo yeni olduğu için biraz eksik teknik olanaklarla bizi şeye davet ettiler. Ben direkt olarak stüdyoya gittim. Niyazi şehir dışında İnegöl'deydi galiba. O da dışarıdan telefonla katılacak. O programa katıldı. Fakat öyle enteresan ki dedim ya teknik olanaklar yok. Onun sesini duyamıyorum.
Yani karşılıklı birbirimizin sesini duyamıyoruz. Ben moderatör sorunca Niyazi ile düşüncelerimi anlattım. Ve övgüyle bahsettim. Meslektaşım olduğu için değil. Siyaset yapmış olmasına rağmen bugüne kadar benim tarzımla siyaset yaptığı için belden aşağı hiçbir zaman bir kelimesini duymadım. Ben de yapmadım. Hiçbir beyanatım da söz konusu değil. Ben onun hakkında aynı şeyleri söylerken o duymadı. Ama o söylerken de ben duymadım. Ya ne zaman duyduk birbirimiz hakkındaki övgü sözde? Ne zaman duyduk? Ertesi gün köşelerde yazıldı. Ya işte siyasette böyle bir örnek var. Örnek alın. İşte bu arkadaş böyle dedi, bu arkadaş şöyle dedi. Bak ne güzel örnek, ahlaki, etik kurallara uygun siyaset budur diye o günkü köşelerde yazılmıştı. Niyazi'ye bir kez daha buradan hem sağlık diliyorum hem sevgilerimi gönderiyorum. Bunu hatırlatmakta görev bildim. Selamlarımı gönderiyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Şimdi günün anısına plaketini vermek, başkanımıza plaketini vermek üzere Hüseyin Halil başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Başkanım şöyle buyurun. Bu şey oldu. Başkanlık yapmıştı. Bu arada arkadaşlar, başkanlık yaptı. Sevgili meslektaşlarım şöyle. Ben de bugün sayısına şimdi gidecek başkanım. Onun basın yayın komisyonu başkanı olmak kolay değil. Gece 11'de değil mi başkanım? Şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Odayı ziyarete gelen şehir dışından ya da konukların tamamı odanın müzesini gerçekten çok farklı ve cezbedici buluyorlar. Ben müzenin yapımında, korunmasında emeği geçen tüm başkanlara, yönetim kuruluna ve oraya katkıda bulunan tüm meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten gelen hayran kalıp gidiyor. Yani Türkiye'de bir ilk, başka da bir örneği yok diyorlar. O yüzden bunları da seve seve kabul ediyorum. Umarım gelecekte de mesleğin geçmişini ışık tutan bir eser olarak burada sizler de korursunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yani kültürel ilişkiler komisyonu başkanı iken birlikte yapmışım. Ben de kendisine teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkürler. Ben izin istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar, 3 dakika mola, vedalaşma molası. Hemen devam edeceğiz.
Şimdi gündemimizin 5. maddesi. Mesut Başkan geldi mi? Heh. Seninle de ilgili bu madde. Yönergeyi hazırlayanlardan biri olarak. Evet. 5. madde Oda Meclisi yönergesinin üyelerin meclis toplantılarına katılımı ile ilgili 13. maddesi. Şimdi 13. maddeyi okuyalım. Ondan sonra konuşalım. İmzalamayan varsa önce bir imzalamayanları alsak başkanım. Arkadaşlar bu arada hazırını imzalamayan varsa yok yazılıyor. İmzalayalım lütfen. Şimdi 13. maddede diyor ki katılımla ilgili bir madde bu. Arkadaşlar 13. madde üye sayısının 5'te 1'inin hazır bulunmaları halinde toplantının hesabı sağlanmış olur. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayanların meclis üyeliği düşer. Mazeret dilekçeleri veya bildirim üye tarafından yapılma olanağı olmayan hallerde başka bir üyenin yazılı beyanı mecliste oylanarak kabul veya reddedilir diyor. Şimdi burada katılımla ilgili bir sorunumuz var. İki kez üst üste toplantıya mazeretsiz katılmayanların meclis üyeliği düşer diyor yönerge. Toplantılarımız birinci toplantı 267 hazırım varmış, 137 katılım olmuş. Bu seneki toplantılardan bahsediyorum. İkinci toplantımız Mayıs ayında yapılmış. 313 hazirun, 78 katılım var. Birinci toplantıda sadece Sayın Başkan Bülent Çetin mazeret dilekçesi vermiş. İkinci toplantıda Bülent Çetin'le birlikte Bayram Mutlu mazeret dilekçesi vermiş. Bugünkü toplantı 313 hazirun. 94 katılım var. 94 kişi imzalamış. İmzalamayı unutup da gidenleri de düşünürsek belki 100 kişi civarında. 313 kişiden 100 kişi. Şimdi şöyle bir sorunumuz var bizim divan olarak. Katılmayıp mazeret bildirmeyen üst üste iki kez mazeretsiz katılmayanların üyelikleri düşer diyor. Bu konuda oylama yapmıyoruz ama bu soruna da bir çare bulalım birlikte. Grup başkanları ne diyor? Bu işe emek veren arkadaşlarımız ne diyor? Çünkü üye yazılımı için bir yarış yaşıyoruz. Daha sonraki toplantılara büyük bir çoğunluk katılmıyor. Yani 3'te 2 pek sallamıyor. Ya da 1/3 diyelim. Çünkü bazısı bir toplantıya geliyor, öteki toplantıya gelmiyor gibi. Fakat ben buradan izlediğim kadarıyla sorumluluk hissedip katılan arkadaşlarımız aşağı yukarı aynı. Çok az değişim var. Bu açıdan nasıl bir çare düşünürsünüz? Ya da böyle nasıl giderse gitsin ya mı dersiniz? Bu konuda söz alalım. Bize de yardımcı olun arkadaşlar. Yani biz rezen bu işlemi yapmak istemiyoruz şahsen. Burada oylayalım. Gelmeyenlerin üyelikleri düşsün. Ama gelecek dönemde bu hiç gelmeyip bir yıl olmuş, hiç mazeret de yok, gelmemiş de onları bir dahaki dönemde de meclis üyesi olarak önermeyelim. Gruplar olarak. Bilmiyorum. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşlarımız var ise buyursun. Evet, Özer Bey buyurun. Kürsüde söylerseniz herkes anlamış olur. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, herkesi selamlıyorum. Öncelikle başkanımızın bahsettiği katılım konusunda şöyle bir eksik tespit ettim. Daha önceki meclis toplantılarında
Yazılı davetiye geliyordu ama bu son birkaç senedir yazılı olarak davet gelmiyor. Bu durumda toplantıların davet usulü burada göz ardı edilmiş oluyor. Yani bu soruna öncelikle daveti yazılı bir şekilde meclis üyelerine yapmakla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında bu bir yönergede disiplin sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu değerlendirmek için ayrı bir tabii bu önce usulü düzelttikten sonra ayrıca bir oturumda bunu değerlendirmek gerekiyor. Ben bunu belirtmek istedim. Yani davetlerin meclis toplantısının meşruluğu açısından yazılı olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Evet, yönetim bu konuda da cevap verecektir mutlaka. Bir tasarruflar söz konusu. Her şeyin evet, tamam, yönetim cevap verecektir sanırım. Tabii arkadaşlar, günümüzde tebligatlar bile artık kanuni tebligatlar bile dijital ortamda, defterler dijital ortamda. Bütün bilgi bilgiler böyle olunca yazılı biraz zor oluyor herhalde. Buyurun. Buyurun Sayın Yunus Divan Bey. Değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi orada yönergede usulle ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü mail, mesaj yolu veya yazılı olarak diyor. Dolayısıyla usul anlamında bir sıkıntı yok. Şimdi kanun dediğimiz yerde benim hatırladığım kadarıyla oda meclisimiz kanunla kurulan bir teşekkül değil zaten. Yani bu tamamen bizim işte yönergede var, yönetmelikte var. Yönerge ve yönetmelikte de bizim tebliğ şekillerimiz belli, seçeneklerimiz. Yani hani orada kanundan yürüyeceksek tamam ama o zaman mecliste dediğim gibi 3568'de yok yani. Yok, orada mesaj raporlarımız var. Öyle bir şey diyemez. Ama bu işte üyeye giden bütün mesajları... Tamam. Yani şimdi onu belki ilave bir mesajda bu gündemden sonra belki belirtebiliriz ama yani yazılı olan ve kişinin meclis üyeliğine katıldığı zaman oradaki yönergeyi okumadıysa, yani şimdi adam öldürmek suç, bunu herkese tebliğ etmemiz lazım. Hayır. Yani. Çağrısız yapılması durumunda bir sonu toplantı tamamen çağrısız yapılması diye alıyoruz. Eğer itiraz çıkarsa o kabul olmuyor. Tamam, ama aynı şeyler ne? Çağrı usulleri değişeli çok oldu Özer. Yönerge yani var. Hani tartışırız gene bireyselde ama yönergesi var. Bu yönerge yazılmış, evet. Uzun zamandan beri uygulanıyor. Evet. Gene birebir de konuşuruz. Meclis divanı kararını verir ama şey olarak, usul olarak yaptığımız yanlış bir şey yok. Sadece onu belirteyim en azından. Teşekkür ederim şimdilik. Üçüncü, beşinci. Evet arkadaşlar, isterseniz bu konuda biraz düşünelim. Gruplar görüşlerini oluştursunlar. Bir dahaki meclis genel kurulunda öneri getirelim. Ondan sonra konuşalım. Böyle, evet başkan, buyurun. Buyurun.
Arkadaşlar, meclisle ilgili bugün bir karar almak için gündeme bunu yazmadık aslında. Bu kararı olgunlaştıralım. Birlikte bu kararı alalım. Sonuçta kurumsal yönetim yönergesi daha önce yazılmış, odanın genel kurulunda kabul edilmiş bir yönergemiz var ve odanın iş ve işlemlerini büyük oranda bu yönerge üzerinden yürütüyoruz. Yönetim kurulu faaliyetleri dahil olmak üzere yönergeye uygun yürüyor. Yani Ali İhsan Topçu'nun dediği gibi şunu yapmak istiyor da bunu anlatmak istiyor, öyle değil. Yönergeye bakıyoruz. Yönergede ne var? Böyle. Yönergede yazan üzerinden de Sayın Meclis Başkanı şu anda bir uyarıda bulunuyor. Toplantıya meclise kayıtlı 300 kişiden 100'ü daveti alabilmiş. Davetle ilgili bir sorun yok ama 200'ü almamış. Bir şey bulmalıyız, bir yol bulmalıyız bu 200'ü ile ilgili. Gerçekten mazereti olduğundan mı? Mazeretini bildirse sorun oluyor mu? Sayın Bülent Çetin katılamadığı toplantılarla ilgili mazeret bildirdi. Bugün katılamayan 6-7 tane meslektaşımız mazeret bildirdi. Yani bu dahili olduğu meclise saygıyı da gerektiriyor aynı zamanda. Böyle bakmalıyız. Yani meclisten çıkarmak bir disiplin cezası değil. Olayı bir ceza olarak da düşünmememiz gerekiyor. Bugün de karar vermemiz gerekmiyor. Ama bu konuda bir görüş olgunlaşmalı. Sayın Meclis Başkanı ile bu konu üzerinde yönergeye dayalı da aslında konuştuk. Bir sonraki meclis toplantısında olgunlaşmış bir görüşle bu konuda karar alırsak, aksi takdirde şu olacaktır arkadaşlar. Dahil olduğu meclisi hiç dikkate almayan ya da dahil olmak için bir sürü uğraş veren arkadaşım sonradan bu çalışmaları hiçbir şekilde dikkate almayacak. Ve size olan saygısını da sorguluyor olacağız ya da bize olan saygısını sorguluyor olacağız. Mutlaka bir yol bulmalıyız. Bu yol meclisten çıkarmayı bir cezalandırma olarak düşünmedim, tekrar söylüyorum. Ama zaten buraya ait olmadığını hissetmiyorsa, buraya ait değilim diyorsa, bir sorumluluk da hissetmiyorsa, burada değil demektir zaten ve hiçbir zaman da burada olmayacaktır. Bu onun için bir ceza değil aslında. Belki de ödül olacak yani. Ama Sayın Başkan'la bunu konuşurken de bu konuda söz alıp önümüzdeki toplantıya bu konuda tüm gruplar, ekipler adına bir görüş oluşsun istedim. Bugün değil. Yoksa yönergeye göre böyle. Sayın Başkan isteseydi bunu oylatırdı. Oylatmadı. Meramımız meclise olabildiğince fazla meslektaşımız katılsın ama buraya yazmaya çalıştığımız, yazılmak için çalışan arkadaşlarımızdan sonradan bu çalışmalara saygı göstermesi, belki bu şekliyle bu işi takip etmemiz biraz daha onların da buraya katkı vermesini sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Benim önerim, bu konuda gruplar görüş ve önerilerini hazırlasınlar, nasıl çözelim veya böylece kalsın da denilebilir. Üyelikler düşmesin de denilebilir ama tabii kurumun ciddiliği zedeleniyor. Onu ben burada vurgulamak istedim. Söz almak isteyen yok ise bir dahaki toplantıda görüş ve evet, Ali Ekber Kartun, buyurun. Değerli arkadaşlar, bugünkü bu gündem maddesiyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum tabii. Yani bu meclis tüzüğü yapıldığından bu yana ilk defa bu meclisin gündemine bu şekilde geldi. Tabii söylenenlere de katılıyorum ama bunu yürütmeye kalkarsanız 15 kişiyle burada meclis toplantısı yaparsınız bundan sonra. Çünkü çok da gerekli, elzem bir şey de değil. Yani meslektaşlar mümkün oldukça, bugün salon oldukça kalabalık. Yani geliyorlar ama daha esnek bir şey yapabilirsiniz ama bunca sene uygulanmayan bir maddenin bugün meclisin gündemine gelmiş olması da enteresan bir şey bana göre. Bunu hatırlatmak istedim sadece. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Herhangi bir kasıt yok, onu belirteyim. Ben sadece meclisin saygınlığı konusunda hassasiyetim dolayısıyla gündeme getirdim. Teşekkür. Bir şey söyleyeyim. Hani bu meclisin üçüncü toplantısı, sürekli gündeme geliyor bu
Şöyle bir önerim olacak, yüksek sesle söylüyorum Serhat Bey. Mazeretsiz 3 dönem tüzüğümüzde, devletimizde yazılı olan gelmeyen üyelerimizin meclis üyeliğinin düşürülmesi yerine bir sonraki dönemde oluşacak meclis üyeliğine alınmasın devamsızlık yapanlar. Böyle bir önerim var. Bu daha böyle kalıcı, caydırıcı bir çözüm olur diye düşünüyorum. Sağ olun. Ben de bir dahaki döneme kadar düşünelim. Yani bundan sonraki toplantıya kadar düşünelim. O sonraki toplantıya tekrar gündeme getirelim ve orada bir karar vermeye çalışalım. Evet değerli arkadaşlarım, eğer bir görüşü olan yok ise bu konuda bu maddeyi geçiyorum karar almadan. Bir dahaki toplantıda gündeme getireceğiz. Evet arkadaşlar, yönetim kurulu faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi. Ayrıca saymanlık sunuşunun yapılması maddesine geldik. Yönetim kurulu faaliyet raporları daha önce oda sitesinde önceden yayınlansın hiç olmazsa diye bir görüş vardı. Oda sitesinde yayınlanıyor faaliyet raporu arkadaşlar. Oda yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunmuş olarak oylanmasını oylarınıza okunmuş olarak görüş kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Saymanlık sunuşu burada yazılmamış. Onu sayman buradaysa onu yapalım lütfen. Evet Murat Bey buyurun. Sayın Divan, Sayın Başkanım, Sayın Eski Oda Başkanlarım ve Sayın Değerli Hazurun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 15. dönem 3. olan Oda Meclisimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki sunumda da belirttiğim gibi yine şeffaflık çerçevesinde 31.8 itibariyle olan gerçekleşmiş değerler üzerinden bilgiler aktaracağım. Kısa kısa geçeceğim. 31.8.2023 tarihi itibariyle odamızın toplam hazır değerleri 1.800.689 lira arkadaşlar, artı olarak devam etmekte. Kasamızda 21.759, bankada 569.932, kredi kartlarında da 1.208.996 TL'den oluşmakta. 31.8 itibariyle olan alacaklarımız ise 9.384.321 lira. Bunun 4.439.524 lirası 2023 yılından, 2023 yılı aidatlarından. 1.692.514 lirası 2022 yılı aidatlarından. 592.283 lirası 2021 yılı aidatlarından. 305.081 lirası 2020 yılı aidatlarından. 136.239 lirası da 2019 yılı aidatlarından. Son 6 yılı tek tek yazayım dedim. Daha eski yıllardan da toplamı 291.794 lira. Nisbi aidatlardan olan alacaklar 136.101 lira. Toplam gecikme zamları 1.764.471 lira. İktisadi işletmemizde de, yani bunu bilgi olarak söylüyorum, bunlar geliyor. 26.130 lira alacağımız var. Toplamı 9.384.321 lira. Bu rakamlardan da anlayacağınız üzere maalesef aidatlar konusunda gerekli hassasiyeti oda üyelerimiz göstermiyor. 2023 yılındaki toplam tahsilat oranımız %42'de kalmış durumda. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki 31.12'yi de kapsayan 7.440 sayılı yasa çıktı. Buna rağmen eski yıllardaki alacaklarımız halen azalmadı. Çok fazla meslektaşlar yine yapılandırma ile ilgili başvuruda bulunmadılar. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim sayısal olarak. 31.8.2023'e kadar
yasa ek süre vermesine rağmen yine de arkadaşlar ısrarla borçlarını kapatmamayı tercih ettiler. Tabii biz de üzülerek belirtiyoruz ki yani hiçbir yönetimin tercih etmediği bir yöntem bu. Ama bizim de görev ve sorumluluklar çerçevesinde maalesef yani uygulamak zorundayız. Artık takip sistemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu işlemler başlayacak yönetim kurulunun aldığı kararla. 2022 yılı ve öncesi vergi borcu olan ve icra aşaması muhtemel olan kişi sayısı 1430 kişi arkadaşlar. Aidat borcu olan 2022 yılı 1430 kişi, bu da %25, üye sayımızın %25'ine tekabül ediyor. Rakam olarak da 3 milyon 765 bin lira civarında. Mevcut devam eden icra dosya sayısı 263 kişi, 2 milyon 252 bin lira. Bu dosyalarla ilgili, bu yani bu sayılarla ilgili dosyalar açılacak, bilginiz olsun. Şöyle söyleyeyim, 7440 ile ilgili olan toplam 3108 kişinin başvuru yapması gerekiyordu. 1495 kişi yapılandırmaya başvurmadı. 1613 kişi yapılandırmaya başvurdu. Yapılandırdığımız rakam 2 milyon 520 bin 314 lira. Gecikme zammı yapılandırmaya başvuranlarında 478 bin lira. Buradan da yapılan tahsilat şöyle bakalım. ...381.669 lira bu zamana kadar. Şimdi burada şunu dile getireyim. Yani ayrı ayrı söyleyeyim. Birbirini tamamlasın diye söylüyorum bunları. 978 bin KDV dahil 1 milyon 75 bin 559 lira sponsor gelirlerimiz var arkadaşlar bu zamana kadar. Yani sponsor gelirlerine tüm yönetim sağ olsun elinden geldiğince çaba gösteriyor. 1 milyon 75 bin 559 liralık bir sponsor gelirimiz oldu. Bu da odamıza ciddi bir kaynak yarattı. Başkan zaten belirtti. 4 kişinin kıdem tazminatı ile karşı karşıya kaldık. Odanın bütçesinde olmamasına rağmen bu arada bunları aradan çıkarttık. Halen daha da 1 milyon 800 bin lira hazır değerler toplamıyla devam ediyoruz. Yani görevde olduğumuz süre 15 aylık süre boyunca da elzem ihtiyaçlar dışında hiçbir harcama yapmadık. Bu anlamda da yönetim kuruluna bu anlayışlı tavırları için hepsine teşekkür ederim. Çünkü gerçekten her karara tasarruf çerçevesinde bakıyorlar. İşte sadece oda personel ücretleri, BAOB katılım ücreti, elektrik ücreti, oda kurul ücretleri gibi elzem ihtiyaçları ödüyoruz. Onun dışında da başka bir şey yok. Tabii yine bu süreçte geleneksel olan tüm sosyal faaliyetlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Katılan tüm arkadaşlara da teşekkür ederiz ve bu etkinliklerin tüm gelirlerini de gene dezavantajlı kız çocuklarına bağışladık. Sosyal sorumluluk çerçevesinde herkese bu anlamda bir kez daha teşekkür ederim. Evet, benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa hepsini memnuniyetle de cevaplarım. Kafanıza takılan bir şey varsa. Halk oyunları. Yaptığımız tüm şeyler, halk oyunları, halk müziği, sanat müziği ve tiyatro. Niye? Yazdı bütün davetiyelerde, okullara bağış oldu. Nasıl bilmiyordunuz? Davetiyelerin hepsinde vardı, olur mu öyle yani? Şimdi bunlar kurslar başlarken zaten böyle bir şey konuşulmadı. Bunlar yürürken çıkan olaylar ama başkanımız biliyorsunuz bütün okullar, o dezavantajlı kızlarla ilgili, çocuklarla ilgili okulların temsilcileri geldiler. Bir plaket sunuldu onlara, çiçek verildi. Eğer katıldıysanız bunları orada görmüşsünüzdür, mutlaka biliyorsunuzdur. Bu baştan çıkmıyor. Bize gelen talepler...
Bakın zaten bu sadece bizim dönemimizde değil, tüm önceki dönemlerde de yönetimsel anlayış olarak bağış zaten çerçevesinde yapılan işlemler bunların hepsi. Gayet de biz memnunuz böyle olmasından. İyi ki de önceki dönemler de böyle olmuş. Biz de sürdürüyoruz. Dezavantajlı kızlara da bir faydamız olduysa biz de çok memnun oluyoruz tabii bundan. Tamam. Yani cevap vermişimdir. Umarım anlaşılmıştır. Başka var mı arkadaşlar bir şey merak eden? Yani bir daha söyleyeyim. Maalesef idari işlemlere başlamak zorundayız. Bu konuyla ilgili herkes yakın çevresini bilgilendirirse iyi olur. Yani kimseyle de karşı karşıya gelmek çok tercih ettiğimiz bir durum değil ama bu da bizim sorumluluğumuz gereği yapmamız gereken işlem. Herkese saygılar sunuyorum. Murat Bey, bir şey daha sorayım. Buyurun. Bu son yapılan organizasyonda Kocaeli'de nefes organizasyonundaki gelir sağlanabilir mi yoksa başa baş? Başa baş biraz odadan bu şeyde cebimizden para çıktı. Yaklaşık bir 100 bin lira civarında odanın cebinden çıkan bir para var. Ama ilk organizasyonumuzdu. Çok keyifli oldu. Katılım da çok güzeldi aslında. Daha da fazla olabilirdi tabii. Tüm gruplar daha fazla destek verseydi daha da fazla bir katılım olacaktı muhtemelen ama yani şimdilik bu kadar oldu. İkincisini daha iyi yapıp bu açığı da kapatırız diye düşünüyorum herhalde. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Peki, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, 7. maddeye geldik. Komisyonların faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi. Şimdi yaz tatili sezonu yaşadık. Birçok komisyonumuz tam faaliyet gösteremedi belki ama faaliyet gösteren komisyonlarımızdan birçoğu raporlarını sundular. Bu arada faaliyeti olmayan, ciddi bir faaliyeti olmayan komisyonlar haricinde raporlarını kürsüden okumak isteyen komisyon başkanı veya temsilcisi var ise onları sırayla alalım isterseniz. Alfabetik sıraya göre acil yardım komisyonu burada mı? Raporunu sundu. Yok. Atatürk Araştırmaları Tarih Komisyonu raporu yok herhalde. Faaliyet yok yaz sezonu. Bağımlı çalışan meslek mensupları komisyonu raporunu sunmuş. Okumak isteyen arkadaşımız yok. Bağımsız denetim komisyonu henüz faaliyet yok. Basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonu biraz sonra katılacak. Ali abi bir yere gitti. Geldiğinde okuyacağım dedi. Bilgi Teknolojileri İzleme Komisyonu burada mı? Burada. Heh, Gürcan. Tamam. Çevre Sağlık ve Spor Komisyonu raporunu sundu. Okumak isterse buyurun. Evet, Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, Oda Meclisimizin 15. dönem 3. olağan toplantısında Çevre Sağlık Spor Komisyonu'nu temsilen huzurunuzdayım. Komisyonumuzun faaliyetleriyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Bildiğiniz üzere bizim komisyonumuzun gelenekselleşmiş turnuvası olan futbol turnuvası ile başlamak istiyorum. Geçen sezon 22 Ekim'de başlayıp 21 Ocak'ta yapılan final maçına kadar uzun bir süreci birlikte yürüttük. Bu süreçte sahada aktif görev alan komisyon üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Meslektaşlarımızdan kadın voleybol takımı kurulması konusunda aldığımız talepler üzerine komisyonda karar almıştık. Yönetimin bu konuda dönüşlerini bekliyoruz. Tabii bizler başka planlar yaparken 6 Şubat'ta bizi yıkan bir gerçek yaşadık. Deprem illerindeki acı acımız oldu, faaliyetlerimize ara verdik.
10 Haziran 2023'te bir bahar yürüyüşü düzenledik. 17 kilometrelik Soğukpınar, Sağınç Yayla, Küçük Deliller Köyü parkurunu yaklaşık 30 meslektaşımızın katılımı ile deneyimledik. Meslektaşlarımızın memnuniyet ifadeleri bizi mutlu etti. 7 Ekim'de başlanması planlanan 100. yıl futbol turnuvası ile ilgili dün bir kaptanlar toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda tüzük değişikliklerinde görüşüp karara bağladık. Tabii bu da artık odamızın bir faaliyeti. Arka planda siz bunları görmüyorsunuz ama bunlar yapılıyor. Komisyon toplantılarımızda aldığımız kararlar gereği kış aylarında kapalı alan faaliyetleri, tavla, bowling, bilardo gibi etkinlikler planlıyoruz. Bahar aylarında da bisiklet turu gibi çeşitli sportif aktiviteler ve çevre doğa gezileri yapılmasını planlıyoruz. Etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sevinç Hanım. Arkadaşlar raporlarını teslim etmediyse bize bıraksınlar, okuduktan sonra Sevinç Hanım vermiş raporunu. Ekonomi Çözümleri Komisyonu burada mı? Henüz yok. Genç Yönetim Kurulu Komisyonu yok. Elif Hanım mı? Ben Dilek Hanım. Sayın Divan, kıymetli oda başkanım ve sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Oda meclisimizin 15. dönem 3. olağan toplantısında hepiniz hoş geldiniz. Ben Genç Yönetim Komisyonu üyesi Dilek Uzunlar. 2. olağan oda temsilimizden bugüne kadar olan faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle genç meslektaşlarımız ile iletişimimizi güçlendirmek adına bir WhatsApp grubu kurduk. Genç meslektaşlarımızın istekleri doğrultusunda güncel ve sıklıkla karşılaşabileceğimiz konulara yönelik eğitim programları oluşturmaya başladık. 14.06.2023 tarihinde Sayın Başkanımız Hüseyin Halil Bey'in anlatımı ile 7440 sayılı matrah arttırımı konulu eğitimimizi gerçekleştirdik. Yeni dönem ile birlikte 15 günlük periyotlar ile eğitimlerimize devam etme kararı alarak eğitim başlıklarımızı belirledik. Çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde yürüteceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Raporu bırakır mısınız bize? Tamam. İnsan Kaynakları ve İstihdam Komisyonu, Deniz Hanım biraz önce buradaydı değil mi? Gitti herhalde. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu burada mı? Verdiniz, tamam. Mentorluk Komisyonu, Erdal Bey yok herhalde. Mesleki Sorunlar Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu, evet buyurun. Sayın Divan, sayın meslektaşlarım, hepiniz 15. özür diliyorum. 15. dönem 3. meclis toplantısına hoş geldiniz. İsmim Meryem Yıldız Şenol. Mesleki Sorunları Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısıyım. Bugün de sizlere komisyonumuzun 5-5-2023 ve Eylül 2023 dönemli faaliyet raporunu sunmak üzere karşınızdayım. Komisyonumuz 2. Oda Meclis toplantımızdan bugüne 3 kez toplanmış ve bu toplantıların ilkini 2 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir. 2 Haziran 2023 tarihli toplantımızda oda yönetimimiz tarafından organize edilecek etik çalıştay katkıda bulunmak üzere bir çalışma raporu hazırlanmasına ve söz konusu rapor taslağının komisyon başkanımız Özer Turan tarafından kaleme alınarak komisyona sunulmasına karar verildi. Odamızın 15. döneminde gerçekleştirilen 3. meclis toplantısına gelirken esasen temel faaliyetimizin etik çalıştayı ile ilgili olduğunu belirtmek isterim. Komisyon olarak son derece önem verdiğimiz bu çalıştaya diğer planlarımızı geçici bir süreyle erteleyerek hazırlık yaptık. Bilindiği gibi etik konusu mesleğimizin önünü tıkayan sorunların başında geliyor. Komisyon olarak çalıştay yapma kararı alarak etik gibi son derece kritik bir sorunumuzu gündeme taşıyan yönetimimize ve çalıştayın gerçekleşmesi için yoğun çaba gösteren TESMER yönetim kurulumuza komisyonun adına teşekkür ediyorum.
Sunduğumuz bildirinin Çalıştay'da ses getirmiş olması da ayrıca bizi mutlu etmiştir. Bunun da ötesinde Çalıştay'dan çıkan sonuçların tüm ülkemiz mesleki kamuoyunda da ses getirmesi en büyük temennimizdir. 9 Ağustos 2023 tarihi toplantımızda Etik Çalıştay'ına sunulmak üzere hazırlanan taslak gözden geçirilmiş ve komisyon üyelerinin katkılarıyla son halini aldıktan sonra Etik Çalıştay'ına sunulmasına karar verilmiştir. Daha yenice de 18-19-20 Ağustos günlerinde düzenlenen Muhasebe Fest etkinliğinin 2. ve 3. günlerinde gerçekleştirilen Çalıştay'a komisyonumuzca hazırlanan bildirinin sunumu Başkanımız Özer Turan tarafından yapıldı. Çalışma raporumuzda etik sorunların kaynağına inmeyi ve kalıcı çözüm önerileri sunmayı hedefledik. Bu kapsamda etik ilkelerin tanımlanması, özümsenmesi ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak önerilerimizi özetle şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Mesleğe giriş olarak mesleğe özgün lisans programının oluşturulması. Mevcut yapıda mesleğe giriş için hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi ve benzeri bölümlerden mezun olmak ilk şart olarak düzenlenmiştir. Ancak söz konusu bölümlerin hiçbiri mesleğimizin icrasında yeterli olacak teorik ve pratik eğitimi tek başına verememektedir. Aynı zamanda ilk şart olarak aranan bölümlerin çokluğu potansiyel meslek mensuplarının sayısını da hayli arttırmaktadır. Meslek etiğinin eğitim dönemindeyken gelişip olgunlaşması, aday meslek mensuplarına telkin edilmesi, yeterli mesleki bilgiyle donatılmış aday meslek mensuplarının yetiştirilmesi ve potansiyel meslek mensubu havuzunun azaltılması için mali müşavirlik fakültelerinin veya mali müşavirlik lisans programlarının ihdas edilmesi şarttır. Mesleğe özgü eğitim ve öğretim, mesleğe olan aidiyeti, mesleki disiplini ve etik ilkelere uyumu artıracağı gibi bu kritik başlıkların aday meslek mensupları tarafından daha üniversite döneminde özümsenmesi sağlanacaktır. İkinci olarak mesleğe özgü hizmet alanlarının genişletilmesi. Mesleki faaliyetlerin vergi beyannameleriyle kısıtlı kalması, mesleğin vergi odaklı bir şekilde ifa edilmesi mesleğimize yapılan en büyük haksızlıktır. Bu nedenle meslek mensuplarının arabuluculuk, bilirkişilik, denetim, finansal ve mali analiz ve danışmanlık, işletmelerin büyüme sürecinde etkin rol almak ve bu alanda danışmanlık yapmak, işletmelerin kriz yönetimleri, Ar-Ge, yatırım süreçlerine ilişkin danışmanlık gibi katma değeri yüksek hizmetlere yönelmesi, vergi beyannameciliği hizmetine bağımlı kalınmasının önüne geçecektir. Söz konusu ilave hizmet alanlarının açılması için yasal ve bürokratik engellerin kaldırılması ve meslek mensuplarının bu konularda eğitim almasına öncelik verilmelidir. Hizmet alanlarının genişlemesiyle dar alanda gerçekleşen haksız rekabet ortadan kalkacak ve bununla bağlantılı etik ilkelerin daha az ihlal edilmesi sağlanacaktır. 3. Ofis ve hizmet standartları. İş yüküne ve zamana bağlı ofis standartlarının gelişmesiyle emek ile orantılı kazanç elde edilmesi sağlanacak ve meslek mensuplarının hedefi kaliteli hizmet, kaliteli istihdam, kaliteli müşteri olacaktır. Söz konusu standartlar olgunlaştıkça meslek mensupları üzerindeki stres, ağır iş yükü ve müşteri kaygısı azalacak. Bununla birlikte mesleğin ve meslektaşın gerçek ve kümülatif gelirinde artış sağlanacaktır. 4. olarak mali müşavirlik andı. Etik açıdan bütün akademik meslekler gibi biz de kamuya, müşteri işletmeye ve meslektaşlarımıza karşı sorumluyuz. Bu nedenle sosyal sorumluluk anlayışıyla kamuya, müşterilerimize ve birbirimize karşı ödev ve sorumluluklarımızı arttırmaya katkıda bulunacak bir ant metninin oluşturulmasını önemli görüyoruz. 5. ve son olarak fiili tarife. Maliye Bakanlığı tarife yayımlama görevini TÜRMOB'a devretmeli ve ülke genelinde tek bir asgari ücret tarifesinin oluşmasına katkı sunmalıdır. Fiili tarife, birliğin belirlediği asgari tarifenin altında kalmamak şartıyla mevcut meslek mensubunun uyguladığı ücret anlamına gelmektedir. Yıllık yenileme süreleri gelmiş dahi olsa mevcut meslek mensubunun uyguladığı fiili tarife, ekonomik sebepler veya işletmenin niteliklerindeki esas değişiklikler gibi istisnalar dışında işi devralan yeni meslek mensubunca dikkate alınmalıdır. Fiili tarifenin altında kalacak ücret teklifleri haksız rekabet unsuru sayılmalıdır. Etik Çalıştay'ına sunduğumuz öneriler özetle bu şekildedir. 29 Ağustos 2023 tarihli son toplantımızda Etik Çalıştay ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık.
aynı toplantıda çalışma komisyonları yönergemizin 7. maddesine istinaden komisyonlardaki görev dağılımının her yıl yenilenmesi gerektiğinden hareketle yeniden görev dağılımı yapılmasına karar verdik. Yapılan görev dağılımı sonucunda komisyon başkanlığına Melih Savaş, başkan yardımcılığına Meryem Yıldız Şenol ve sekreterliği Ebru Kayış'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verdik. Komisyonumuza 29 Ağustos 2023 tarihine kadar başkanlık eden Sayın Özer Turan'a çalışmalarından, katkı ve desteklerinden dolayı huzurlarınızda komisyonum adına teşekkür ediyor. Önümüzdeki dönemin odamız ve komisyonumuz adına verimli geçmesini temenni ediyor. Oda meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Tutarlı tespitleriniz var. Bu arada yeni görev bölümünü de kutluyoruz. Başarılar diliyorum. Mesleki Uyum ve Denetim Komisyonu burada mı? Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu raporu varsa okumak ister misiniz? Buyurun. Merhaba arkadaşlar. İlk defa bu kürsüdeyim. Biraz heyecanlıyım. Şimdiden hatam olursa affola. Divan Başkanım, değerli Hazirun, Oda Başkanım, Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 5 Mayıs 14 Eylül tarihleri arasında faaliyet raporunu kısaca özet geçeceğim. Çok uzatmak istemiyorum, sıkmak da istemiyorum. 3 Mayıs 2023 tarihinde Türk Halk Müziği konseriyle faaliyetlerimize başladık. 5 Mayıs 2023 tarihinde Kitap Kulübü toplantımız oldu. 8 Mayıs'ta ilk komisyon toplantımızı yaptık. 18 Mayıs 2023 tarihinde Türk Sanat Müziği konserimizi gerçekleştirdik. 1 Haziran 2023 tarihinde halk dansları gösterisi. 2 Haziran 2023 tarihinde yine Kitap Kulübü toplantımız oldu. 3 Haziran 2023 tarihinde tiyatro gösterimiz oldu. 7 Temmuz'da Kitap Kulübü toplantımız. 3 Ağustos'ta yine Kitap Kulübü toplantımız, 18 Ağustos'ta bir ilki gerçekleştirdiğimiz muhasebe festivalini gerçekleştirdik. Dağ Yence Nefes Tatil Kompleksi'nde 3 gün sürdü. Çok güzel eğlendik diyebiliriz. Eğlendik, bilgilendik, spor yaptık. Her türlü etkinliği hep beraber ailelerimizle, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla beraber paylaştık. 7 Eylül'de yine Kitap Kulübü toplantımız oldu. 10 Eylül'de bu da yine bir ilk diye düşünüyorum. Adalar Boğaz turu gerçekleştirildi. Bursa'nın klasiği İzzet Kaptan'la yaklaşık 100 kişi meslektaş arkadaşlarımızla Boğaz turu gerçekleştirdik. Önümüzdeki etkinliklerden ilki Yunanistan gezisi olacak. Ekim'in ilk haftası. Ekim'in 10'u itibariyle de yine oda sosyal ve kültürel etkinlikler faaliyetimiz başlayacak. Korolarımız, halk danslarımız, tiyatro gösterilerimiz. İlaveten ritim düşünüyoruz bu sene. Onun akabinde Kasım ayı gibi Kapadokya düşünüyoruz. Şu an için yakın zamanda yapılacak faaliyetlerimiz bunlar. Tüm faaliyetlere tüm meslektaş arkadaşlarımızı ve ailelerini de tabii ki katılmasını bekliyoruz. Komisyonumuzu desteklemenizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Nazar Hanım teşekkür ederiz. Rica ederim. Ha evet o yoktu Arkadaşlar hazırını imzalamayan varsa imzalasın lütfen. Stajyer Eğitimi ve Denetimi Komisyonu var mı? Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Komisyonu, Kasım Bey'i göremiyorum. Vergi Mevzuatı Komisyonu burada mı? Okumak ister misiniz? Tamam. Yerel Yönetim Meslek Odaları ve STK'lar ile İlişkiler Komisyonu, Birgül Yıldız Günay da yok aramızda. Temsilci var mı? Yok. Evet, komisyon raporları bitti arkadaşlar. Şimdi
8. maddeye geçeceğiz. Meslek sorunlar ve önerilerle ilgili serbest kürsü. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız isimlerini yazdırsınlar lütfen. Bu arada ben bir arkadaşımızı konuşma yapmak üzere davet edeceğim. Şimdi mesleğimiz oldukça sıkıntılı. Kendi hobilerimize pek vakit, zaman ayıramıyoruz. Bu arada birçok sanat gücü olan veya bir şeylere vakit kabiliyet olan arkadaşların da kabiliyetleri erozyona uğrayıp aşınıp gidiyor. Ama bu konuda vakit ayırıp bir eser meydana getirdi bir Ayhan Demirhan arkadaşımız. Evet. Kısaca konusunu bahsedeceğim. Ayhan Demirhan arkadaşımız burada. Kendisi de kısa bir konuşma yapacak. Bu roman Sarıkamış felaketinde yaşananların romandır. Bu roman 1914 muhacirliğinde Çoruh boylarında yaşanan acıların romandır. Bu roman Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren Mudurnu halkının direnişinin romandır. Bu roman muhacirlikte kaybolan 6 yaşındaki bir çocuğun ölümüne verdiği 55 yıllık gerçek bir yaşam öyküsüdür. Olası bazı günlük yaşantılar ve kişiler kurgusal olup bazı kişilerin ise adları değiştirilmiştir. Ama gerçek yaşanmış bir olayı romanlaştırmış Ayhan Demirhan arkadaşımız. Buyurun Ayhan Bey. Arkadaşlar merhaba, değerli arkadaşlar. Bana bu fırsatı veren başta Oda Başkanımız, Meclis Başkanımız Halil Arkadaş ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Şimdi konu roman olayı. Aslında böyle bir roman hedefim yoktu benim. Bu süreç içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan bir olaydır. Şöyle, ben Artvinli olduğum için o bölge büyük savaşların olduğu ve ayak altında birkaç kez ayak altında kaldığı bir yer. Ve insanlar muhacirliklere çıkıyorlar, kayboluyorlar. Büyük acılar çekiyorlar. Şimdi tabii ben köyümden de bu olaylar yaşanmış. Çocukluğumdan beri hep dinlerim. Yaşanmış öyle işte Sarıkamış muharebelerinde gidenler, ölmüşler, donmuşlar, gelenler olmuş. Onların anıları. İşte kitabın arka tarafında yazan 6 yaşındaki çocuğun kaybolma olayı. Dedim bu bilgiler kaybolmasın. Bunları yazayım dedim ben. Ve 25 sene önce yazmaya başladım. Ama bunları not olarak yazdım tabii kaybolmasın diye. Ama şimdi bu not aldıklarım düşündüm kağıt olarak da kaybolabilir. O zaman ne olacak? Çalışmam boşa gidecek. Dedim ki ben bunu romanlaştırayım. Peki nasıl romanlaştıracağız bunu? Bunun kursunu ve bunun dersini almak lazım. Araştırdım. Yazarlık kursu veren, yaratıcılık kursu veren bir yer buldum. Ve oraya tam 4 yıl eğitime gittim. Edebiyat teknikleri, yazım türleri, karakter yaratma, olay örgüsü, bakış açısı, birçok olay var. Orada çok ciddi bir eğitimle aldım ben. Her konuda hocamız ders veriyordu, konu veriyordu. O konuda öyküler, yazılar yazıyorduk. 4 yıl devam etti. Ondan sonra bir senede derin okuma kurslarına gittik. O da bitti. Ondan sonra 6 aylık sinema kurslarına gittim. Çünkü sinema da edebiyatla çok ilgili, iç içe. Ve bir yere geldiğimi anladıktan sonra o derse katılan arkadaşlarla beraber hocayla konuştuk. Hocamıza dedik ki başımızda bunun biz romanı yazmaya başlayalım. Yazdıkça size gelelim. Okuyalım. Başımızda bulunun. Hoca da kabul etti. Ve her hafta okuduklarımızı götürdük. Hatalarımızı tespit etti. Düzeltti. Her hafta yazdıklarımızı kontrol etti. Benim roman 52 bölümden oluşuyor. 40. bölümde bu hastalık çıktı. Korona hastalığı. Tabii dershane tasfiye oldu. Ama ben gerekli eğitimleri almıştım. 12 bölümde kendi kendime yazdım. Romanı yazdıktan sonra dedim ben bunu bir romancıya okutayım. Ankara'da tanıdığım bir romancı var. Kemal Ateş belki duymuşsunuzdur. Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. Ona gönderdim ben. Tabii ücret karşılığı. Bana 9 maddelik önerilerde bulundu. Şunları yapın diye. Ve 9 maddeyi de ciddiye aldım ve 9 öneriler doğrultusunda romanı sıfırdan tekrar değiştirdim, düzelttim.
Şimdi ve romanımın çalışma süresi tam 10 senemi aldı. Bayağı zor bir işmiş. Ciddi bir çalışmayı gerektiren ve ciddi bir araştırmayı gerektiren biri koymuş. Yani göründüğü gibi değil. Şimdi eskiden bu derslere başlamadan evvel romanlar okuduğum zaman şöyle küçük bir roman. Yazar diyor ki ben diyor bunu diyor 5 senede bitirdim diyor. Ben de diyorum ki ya nasıl 5 senede bitiriyorsun? Ben otursam bir hafta yazarım diyordum. Fakat ben 10 seneye zor bitirdim. Aslında birçok yerde yazmadım. Çünkü sonu yok. Şimdi bu romanın konusu ne? O konuda bilgi vereyim. Dediğim gibi bizim köyde yeni köyden Sarıkamış Muharebesi'ne 26 kişi gitmiş. Bu 26 kişiden bir tanesi de işte bu Roma kahramanın babası. 26 kişi orada savaşmışlar. 10 kişi geri dönebilmiş. O 10 kişinin hatıralarını, anılarını oğullarından ve torunlarından dinleyerek yazdım. Sarıkamış Muharebeleri romanımın dörtte birini oluşturuyor. Dörtte biri Çoruh boylarını anlatıyor. Tabii düşman Artvin'i basınca herkes kaçıyor. Kaçanlardan bir tanesi bu çocuk. Köprüler yıkılmış. Halit Paşa yıktırıyor. Düşman karşı tarafa geçmesin diye. Bu çocuk da 6 yaşındaki çocuk da işte o kurtulanlardan. Kayıklara geçiriyorlar. Köprüler olmadığı için. Kayıklarla insanları geçiriyorlar, kurtarıyorlar. Kurtulanları biraz da şanslı, biraz da şanslı çünkü yollar da telef oluyor çoğusu. 55 yıllık bir yaşantısı var bunun. Tabii gittiği yerde her şeyi unutuyor bu. 55 yıl sonra ortaya çıktı bu. Çıkması da bir mucize. Sonuçta böyle bir eser yarattık. Üzerinde çok durduk, çok emek sarf ettim. Hepinizin okumanızı tavsiye ediyorum. Birçok şey öğreneceksiniz. Burada mesela Sarıkamış Muharebe ile ilgili hiç bilinmeyenlere ulaştım. Onlar yer alıyor romanda. Onları da öğrenmiş olursunuz. Çünkü Sarıkamış Muharebe ile ilgili okumadığım kitap kalmadı. Çoruh Boyu ile ilgili okumadığım kitap kalmadı. Romanın yarısından sonrası da yarısından fazlası da Mudurnu bölgesinde geçiyor. Çünkü o kaçan çocuk Mudurnu'ya kadar geliyor yani. Orada işte 55 yıllık bir süre yaşantısı oluyor. Geçmişini tamamıyla unutuyor. Kim olduğunu bilmiyor. Benim konuşacaklarım bu kadar. Kitabı mutlaka alıp okuyun. Çok şey öğreneceksiniz. Çok yararlı olacak. Teşekkür ediyorum. Biz de meslektaşımız Ayhan Demirhan'a teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında bize böyle bir eseri armağan ettiği için teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar, konuşmalar bölümüne geldik. Eleştiri, öneri, konuşma yapmak isteyenler varsa buyursunlar. Herkes mutlu galiba. Vakit. Bülent Başkan, hiç konuşmadım bugün. Sayın Başkan konuştu herhalde. Evet. Evet, başkanım sen kapanış konuşması, teşekkür konuşması yapmak üzere buyurun. Yokmuş abi o zaman ben teşekkür ederim. Teşekkür etsinler bari. Ben de diyeyim ki zaten. Son kararınız mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar, bugün farklı bir meclis toplantısı oldu. Ben konuşmamın bir bölümünde aslında zikrettim ama sanıyorum tam o arada oda başkanlarımın da kalkma anına denk geldi. Yaklaşık 1,5 yıldır gururla yaptığım oda başkanlığı döneminde odayı ziyaret eden tüm ziyaretçilerden aldığım çok önemli bir dönüş vardı. Onu söyledim aslında ama Sayın Başkanım duymamış. Burada tekrar hepinizin huzurunda Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşerler Odası'nın müzesinin bir yüzaka olduğunu, müzenin kurulumu ile ilgili emeklerinden dolayı o dönemki oda başkanımız Sayın Mesut Topçu'ya hepiniz adına teşekkür ediyorum. İyi şeyleri her zaman takdir ederiz biz. Ondan sonra müzenin
devamı, zenginleştirilmesi için emeği geçen tüm oda başkanı, yönetim kurulu üyesi ve meslektaşlarımı da ayrıca kutluyorum. Gerçekten gurur duyabilirsiniz. Biz odayı ziyaret eden herkesin bu konudaki olumlu görüşlerini aldık. Hatta bir kısmı inanamıyor bile. Huzurlarınızda o tarihten bu döneme görev yapmış tüm yönetim kurullarına da teşekkür etmek istedim. Bugünkü meclis toplantısında yönetim kurulu faaliyetleri ya da komisyonların çalışmaları ile ilgili belli konuşmalar yapıldı. Ben faaliyetlerle ilgili bilgi verdim. Komisyon başkanı arkadaşlarımı kutluyorum. Komisyonla ilgili çalışmalarını, özellikle genç meslektaşlarımın heyecanla Meryem Hanım'ı, Dilek Hanım'ı, Nazan Hanım'ı kutluyorum. Burada sesleri titreyerek onlar konuştular. Kendi 20-25 yıl önceki hallerim geldi gözümün önüne. Bu arada cesaretlerinden dolayı ve çalışmalarından dolayı da kutluyorum. Aranızda çalışmalarını eksik bulan olmuştur. Az bulan olmuştur. Beğenmeyen olmuştur ama bunu da nezaket gösterip, kabalık gösterip söyleyen çıkmamıştır. Ben çalışmaların bundan sonra daha verimli geçeceğini, daha verimli olacağına inanıyorum. Bu arada yeni dönemin de, tekrar ediyorum, hepimizin kol kola, kucak kucağa, Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili etkinliklerimizde de geçmesini, Sayın Başkan siz yoktunuz burada. Gıyabınızda bir kez daha teşekkür ettim ama sonuçta salona girdiniz. Müzeyle ilgili Mesut Topçu'ya çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, bir alkış hak ediyor kendisi. ...29 Ekim'de bir Cumhuriyet balomuz var bu yılda arkadaşlar. Değişik bir formatta Cumhuriyet balosunu podyum davette yapacağız. Meslektaşlarımın da orada Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır coşkuda ve katılımda olmasını bekliyorum. Bu arada bu yılki az önce Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu'nun sanıyorum Nazan Hanım da okudu faaliyetlerini. Yeni dönemde bir kitap kulübü kurmuştuk. Ben bu kulüpleri önemsiyorum. Bir de ritim grubu kurmak istiyoruz. Ben aslında bununla ilgili çalışma yapan arkadaşlarıma ufak ufak takılmıştım. Yahu davul dümbelek çalmak için kurs mu olur filan diye. Sonra arkadaşlar festivalde sanıyorum yarım saat 45 dakikalık bir gösteriler oldu. Vallahi ben söylediklerimden utandım. Onları da bir kısmı burada olabilir. Tam şey yapmıyorum ama onları da gerçekten kutluyorum. Yeni dönemdeki kulüp çalışmalarında da yakından takip edeceğim. Sayın Ayhan Demirhan da söyledi. Kitap kulübü de bizim önemsediğimiz bir kulüp. En azından meslektaşlarımızın sosyal kültürel etkinliklerde kitapla ilgili de zaman ayırmalarını ve bununla ilgili toplanıp sohbet etmelerini, kitaplarla ilgili konuşmalarını çok değerli buluyorum. Meclisin bir sonraki toplantısında salonu daha kalabalık, daha coşkulu ve mutlaka da birlikte olduğumuz 100. yılın son toplantısını, son meclis toplantısını yapacağımız toplantıda bir arada olmak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Toplantımız burada sona ermiştir. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum.